Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda üçgende açıortay konusunun konu anlatımına başlayacağız. Büyük ihtimalle 3 video olacak. Bir açıortayın ilk tanımı ile ilgili, sonra iç açıortayla ilgili, sonra da dış açıortayla ilgili kısa kısa videolar olacak arkadaşlar. Yine her çeşit soru mevcut. Ee, yeni nesil, eski nesil, eski nesli yeni nesle karıştıran sorular falan hepsi mevcut. Hiç merak etmeyin. Evet şimdi isterseniz açı ortay konusuyla başlayalım arkadaşlar. İlk önce açı ortayın tanımını verelim. Açı ortay tanımını zaten biliyoruz daha doğrusu. Açı ortay dediğimiz şey nedir arkadaşlar? Ee, bir açıyı iki eş parçaya bölen, açısını iki eş parçaya bölen doğruya ne diyoruz? Açı ortay doğrusu adını veriyoruz. Açı ortay doğrusunun bir özelliği var arkadaşlar. Açı ortay doğrusunun üzerinden alınan bir noktadan Kollara çizilen dikmeler her zaman ama her zaman birbirine eşittir. Zaten bunun ispatı eş üçgenden geliyor arkadaşlar. E, açı ortay doğrusuysa alfa alfa buraya beta beta diyecek olursam. Bakın alfa beta 90 alfa beta 90 90'ın karşısındakiler eşit oluyor. O yüzden bu iki üçgen eş üçgen oluyor. O yüzden alfanın karşısındaki bu kenarla alfanın karşısındaki bu kenar eşit olur. Hatta betanın karşısındaki bu kenarlarda birbirine eşit olur. Yani açı ortay doğrusu üzerinden alınan bir noktadan... Kollara çizilen dikmeler birbirine eşit. Aynı zamanda ayırdıkları yerler de ne oluyor arkadaşlar? Birbirine eşit oluyor. Aç ortayın güzel bir özelliğidir. Ee, bunu da kullanacağız. Özellikle kola bir dik çizilmişse diğer kola da siz bir dik çizeceksiniz. Bunu da sakın ama sakın unutmayın. Özel bir durumdur daha doğrusu bu. Evet hemen şu soruya bakalım isterseniz. Birinci sorumuz. Arkadaşlar açı ortay doğrusu var. Dik üçgen var. Tabii ki artık şunu yapmıyorsunuz büyük ihtimalle. Hocam 5 var 19 var. Şurada e, x, Y deyip de şuraya Pisagor bağıntısı yapalım. Ya gereksiz sayılarda Pisagor bağıntısında gereksiz olduğunu hep söylemiştik zaten arkadaşlar. Burada 5'in karesi ve 19'un karesinden burayı bulsak ne işimize yarayacak ki? Ki ya sakın ama sakın yapmayın. Yapan arkadaşlarınız varsa da bırakın. Böyle saçma pisagorlar gördüğünüz zaman bırakın bunu. E bu benim soruyu çözebilmem için her zaman ben seni diyorum? Verilen bilgileri kullanabilmek lazım. E burada ne verilmiş mesela baktığımız zaman hocam açı ortaya verilmiş. Bu açı ortayı bizim kullanmamız lazım. E burada ne var? Hocam açı ortay kola dik çizilmiş görüyor musunuz? O zaman burada açı ortayda kollara çizilen dikmeler eşit olduğundan dolayı diğer kola da biz bir dik çizelim. Çiz, çizilen ne olacak? Birbirine eşit olacak. Hocam diki böyle mi çizeceğiz? Valla arkadaşım zaten şeklen belli. Burası geniş açılı olduğu için dışarıya da düşebilir arkadaşlar. Şuradan bir dik dışarıya doğru düşeceği belli. Dikimizi buradan çizdik. Açı ortayda. Kollara çizilen dikmeler birbirine eşit. Yani şunlar birbirine eşit. Hatta neydi? Ayırdıkları yerler de birbirine eşit oluyordu arkadaşlar. E burası 5 ise burası da nedir? 5. E, sonra hocam tamamı 19. Burası da 19 olacak. Buraya ne kaldı o zaman? 12 kaldı. Aa hocam burada bir dik üçgen. X'e ait Pisagor bağıntısı var. 5, 12 ne üçgeni arkadaşlar? 13 üç üçgeninden. X'i buradan kaç buluruz? X'i buradan 13 birim olarak buluruz. Tamam. Evet açı ortay kolları çizen Böyle birbirine eşitliğinden çıktı sorunun cevabı. Geldik ikinci soruya. İkinci soruda. Valla işte 16 var 10, 10, 21, 7 ve x var. Ee, bizden ne isteniyor arkadaşlar? Şu x uzunluğu isteniyor. Bir kere arkadaşlar her zaman söyle, söyledim ve söyleyeceğim de. Ee, özel bir durum olmadığı sürece hani açı ortay ve kenar ortay yani kollar oranı tabanlar oranı falan olmadığı sürece ya da e, ağırlık merkezi olmadığı sürece bir uzunluk soruluyorsa bize e, o uzunluğu biz ya benzerlikten ya da şeyden buluruz. Nereden buluruz? Ya benzerlikten ya da dik üçgenden buluruz. 90 dereceye karşılık getirmek için uğraşabiliriz. Ama onun öncesinde burada ne var zaten? Soruya baktığımız zaman hocam burada ikiz kenar var. İkiz kenarın tabanında mevcut zaten. E, i̇kiz kenar olup da tabanla mevcutsa tabanına ait yükseklik çizmeyen bizden değildi değil mi? Evet hemen tabanına ait yüksekliği çizdik. Tabanı kes parçaya böldü. 8 8. Bak bu verilen bilgiyi kullandım. X kenarlığı kullandım. E burada başka ne yapabiliriz? 8 10 ne üçgeni 6. A hocam burada da Pisagor çıktı. Pisagor'dan burayı buluruz. Ama ben buranın doğrusal olduğunu bilmiyorum ki. Kafamızdan öyle icatlar elde etmiyorduk değil mi? Buranın doğrusal olduğunu bilmiyoruz. O zaman benim şuradaki açıortaylığı da kullanmam lazım. Hocam <laughs> açıortaylığı nasıl kullanabilirim? Aslında bu doğrusal değil. Dikkat edin. Bu açı ortayda. Çaktırmadan kola bir dik çizildi mi artık çizildi. O zaman diğer kola da biz bir dik çizebilir miyiz? Evet çizebiliriz. Açı ortayda kollara çizilen dikmeler birbirine eşit. E eşit. 6'yı yazdın. Tamam kollara çizilen dikmeler birbirine eşit. Aynı zamanda ayırdıkları yerlerde birbirine eşit değil miydi? Yani burası kaç birim? 8, 7 daha 15. O zaman burası da kaç yapar? 15. Tamamı kaç bunun? 21. 21 olduğu için buraya da kaç kaldı? 6. Aa hocam Pisagor bağıntısı. 6, 6 hatta ikizkenar kenar dik üçgen çıktı burada. O zaman 6, 6 ise burası da ne olur? 6 kökü olur. Kök katından dolayı. Evet bu sorumuzun cevabı da 6 kökü çıktı arkadaşlar. Evet geldik bir sonraki soruya. Bir sonraki sorumuz da yine bir dik üçgen şeklinde verilmiş. Dik üçgen şeklinde verilen bir soru arkadaşlar. Bakalım nasıl bir sorumuş. Şimdi soruya bakıyoruz. A hocam Pisagor bağıntısı varmış gibi. Bir de burada bir bilgi de verilmiş. ABC açısını 90 derece falan filan vermiş. Tamam şuraya bir şey yazalım arkadaşlar. Şu karışık olan yere genelde K diyoruz arkadaşlar. K dediğimiz zaman ee, BC uzunluğuna K dedim. Peki ne var başka arkadaşlar burada? AC uzunluğu da k artı 8 oldu. AC uzunluğu burası. Yani k artı 8 de yazık. Hocam Pisagor bağıntısından çıkmaz. İki bilinmeyen var çünkü. Başka ne yapabiliriz? Ee, daha görmedik ama biraz sonra bir sonraki videoda göreceğiz. Hocam zaten açı ortayın özelliğini kullanmam lazım benim. Kollar oranı tabanlar oranı. Maalesef ne kolda oran var ne tabanda oran var. Ya da bu taraftaki oran bu taraftaki ne eşit oluyor. Hiçbir yerde oran yok. O zaman ben burada açı ortayın kollar oranı tabanlar oranını kullanamayacağım. Ne yapacağız? O zaman bakacağız, düşüneceğiz. Ben buradaki soruyu çözebilmem için açı ortay mantığını kullanmam lazım. Aslında dik üçgen vermiş ama çaktırmadan ne var burada arkadaşlar? Açı ortaydan kola bir dik çizmiş. O zaman diğer kola da ben bir dik çizebilirim. Değil mi arkadaşım? Evet a, bakın açıortay doğrusu üzerinden bir nokta D noktasından kola bir dik çizilmiş. Diğer kola da çizilen dikler birbirine eşit. Yani 4 ise şurası 4 ise burası da ne olacak? 4 olacak. Hemen 4'ü yapıştırdık. Peki aynı zamanda ayırdıkları yerlerde birbirine eşit oluyordu. Bunu da unutmayalım. Ee, o zaman burası K ise burası da K olacak. A hocam tamamı K artı 8'di. K'sı buradaysa buraya 8 kaldı. Aha da hocam Pisagor bağıntısı çıktı. 4 8 ise 1 2 kök 5 üçgeninden dolayı burası kaç çıkar? 4 kök 5 olarak bulunur. Evet bir sonraki yani şu sorumuzun cevabı da x'imizi 4 kök 5 olarak bulduk sevgili gençler. Gelelim bir sonraki soruya. Evet yeni nesil soru yazmazsak ayıp olur değil mi? Şimdi ne demişim? Bir yüzü yeşil. Valla maviye benziyor. Yo yeşil mi? Yeşile benziyor ama yeşilin garip bir rengi. Ben şu an bilgisayarım uzakta olduğu için e, tam şey yapamıyorum ama yeşil renk yeşil yeşil. Öbür yüzü mavi. tam bu da turkuaz rengi. Mavi renk de burası arkadaşlar. Arka yüzü yani. Olan dik üçgen şeklindeki karton, dik kenarları hipotenüs üzerine gelecek biçimde şekil 2 ve 3'te 2 gibi katlanıp tekrar hiske haline getiriliyor. He. Ben bunu Şöyle bir katlamışım bu dik kenar. Bunun üstüne gelecek şekilde katlamışım, burayı elde etmişim. Katlama sorularında ne yapıyorduk? Ee, şekli yandan eski haline geri getiriyorduk. Şekli yandan eski haline geri getirelim bakalım. Yani katlamayı geri açıyorduk değil mi arkadaşlar? Katlamayı geri açtığımız zaman şeklimiz bu. Öbür katlamayı geri açalım. Sonra bunu da aynı şekilde arkadaşlar. Bunu da AC kenarı da bunun üstüne gelecek şekilde katlanmış. Bu şekilde katlanmış. O zaman bunu da geri açalım daha rahat görün diye arkadaşlar. Bunu da geri açtığımız zaman şeklimiz ne olacak? Şu şekilde olacak. Bakın. Şimdi bizim üçgenimiz nasıl bir üçgendi arkadaşlar? Dik üçgen değil mi? Şurası 6, 8, 10 üçgen hatta. Tamam Bunu da yazalım. Arkadaş sen bunu böyle katladığın zaman. Şimdi katlamada ne oluyordu? Hatta burası da dik üçgen. Bak bu kenar bunun üstüne gelecek şekilde katlanmış zaten burası. Katlanmış hali açtım. Katlamada ne oluyordu? Üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Değil mi? Üst üste binen açılar da ne oluyordu arkadaşlar? Birbirine eşit oluyordu. E tamam bunları yazdık. Hatta 90 ise burası da ne olacak arkadaşım? 90 diye de yapıştırabiliriz. Hatta şu parçayla da şu parça birbirine eşit olacak. Üst üste binen kenarlar eşit. Üst üste binen kenarlar eşit. Üst üste binen açılar eşit. 90 ise burası da 90. Hatta buradaki açıyla da buradaki açıda yine ne olacak? Birbirine eşit olacak arkadaşlar. E buna göre katlama çizgilerin kesim noktası. Heee. Şimdi ilk şekilde gelelim arkadaşlar. Bir tane katlama çizgimiz bu değil mi? Katlama çizgimiz bu. Hemen onu gösterelim şekil üzerinde. Katlama çizgilerin kesim noktasından bahsediyor çünkü. Bir katlama çizgisi bu. Öbür katlama çizgisi de bu değil mi? Bunu böyle şey yaptığımız zaman. Yine aynı şekilde arkadaşlar, e, şunlar eşit, şunlar eşit değil mi? E, hatta bu da açı ortay olacak, şu da açı ortay olacak diye gösterelim. E, diğer katlama çizgisini de gösterelim. Diğer katlama çizgisi de bu doğrunun açı ortay. Doğrusu oldu arkadaşlar. Bu da açı ortay oldu. Bu da ne oldu arkadaşlar? Bu da açı ortay oldu. Bizden ne deniliyor arkadaşlar? Bize diyor ki AB6 burası da 8 birimse katlama çizgilerin kesim noktasının hipotenüsü olan uzaklığı. Bak. 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 Olaya bak. Bunun hipotenüsü olan uzaklığı isteniyor arkadaşlar. Hmm. <laughs> Şimdi hipotenüsü olan uzaklığı. Şuradaki uzaklık isteniyor. Arkadaş burada görüyoruz aslında. Ne var burada? Burada ne var? Hocam açı ortay. Kola bir dik çizilmiş. Diğer kolada ben bir dik çizsem süper olmaz mı? Olur. O zaman ne duruyorsun? Çiz. Hocam bunlar birbirine eşit mi? Eşit. Hocam burada da açıortay var. Kola dik çizilmiş. Diğer kolada ben bir dik çizsem süper olmaz mı? Olur. Aa hocam 90 burası. Burası da 90, burası da 90 olduğu için 90 90 90 dikdörtgen oldu burası. Hatta şunlar da eşit olduğu için şunu da çizgiyse çizgi, burası çizgiyse burası da çizgi. Zaten bizden buradaki x uzunluğu isteniyordu? E, burası da x burası da x oldu gördüğünüz üzere arkadaşlar. E bunun tamamı 6 birim değil miydi? O zaman şuraya ne kaldı? 6 eksi x kaldı. Hocam açı ortayda kollara çizilen dikmeler birbirine eşit. Ayırdıkları yerlerde birbirine eşitti. Burası da 6 eksi x oldu. Hocam burada da bakın kollara çizilen dikmeler birbirine eşit. Aa, burası x ise tamamı 8'di. Buraya ne kaldı? 8 eksi x kaldı. Hatta açı ortayda kollar açılan dikmeleri eşit. Yine ayırdıkları yerlerde birbirine eşit olacak. Yani burası da 8 eksi x olacaktır arkadaşlar. Bakın ne çıktı? Bunun tamamı 11'imde Hocam şu ikisinin toplamı yani yazıyorum altta. 6 eksi x ile 8 eksi x'in toplamı. Yaz 6 eksi x Artı 8 eksi x eşittir kaç yapacak kardeşim? 10 yapacak. Buradan eksi 2x öbür tarafa atınca artı 2x yaptı. Burası 14. 14'ten 10 çıkınca 4 kaldı. 2x eşittir 4 ise x de buradan kaç çıkar gençler? 2 birim olarak bulunur. Evet güzel bir soru. Katlamayı da işin içine katmışız. Yani açı ortayların kesim noktasından bahsetmişiz burada. Katlamayı niye katmışız işin içine arkadaşlar? O katlama çizgilerinin kesim noktası yani açı ortayların kesim noktası olduğunu görmek için yaptık. He hocam ya bu kadar soru gelir mi ağır? Aslında bu ağır bir soru değil arkadaşlar. Soru ciddi anlamda. Bakın bu katlamadan falan bahsetmese ben hikayeyi sadece şeye çevirdim. Bak yeni nesile çevirdim. Geçen seneki notlarımda var mı böyle? Yok. ÖSYM de bunu yapıyor. Eski nesil soruları yeni nesile çeviriyor. Önceki notlarımda nasıldı benim? Şöyledir büyük ihtimalle sorum. Bunu çevirmişimdir. Burası 90 derece. Şu açı ortay. Şu açı ortay. Tamam mı? Şöyle çizmişimdir. Şu açı ortay. Bu açı ortay demişimdir. Ondan sonra demişimdir ki bunu çizmişimdir. Şuradaki x uzunluğu nedir diye sormuşumdur. Hatta belki şuradaki çizgiler bile olmayabilir arkadaşlar. Yani şuradaki çizgiler bile olmayabilir. Yani şu açı ortay buraya kadar bu açı ortay buraya kadar. Ondan sonra ne yapacaksınız çözüm yöntemi için? Hop hocam dik çizeriz kolları çizlendikleri eşit. Hop dik çizeriz kolları çizlendikleri eşit. Hatta ayrıntıları yerlerde eşit koyup çok da rahat bir şekilde yapılabilecek bir soru. Burada ne yaptım sadece? o katlama çizgilerinin açı ortay olduğunu saklamışım. Soru böyleyken ciddi anlamda kolay ama soruya biraz hikaye katınca zor gözüküyor. Ama aslında bu soruların da kolay olabildiğini gösteriyorum size. Yani soruyu yazan adam benim nasıl yazdığımı gösteriyorum. Aynısını ÖSYM yapıyor arkadaşlar. Ya o konuda biraz şanslısınız. Ee, ÖSYM de çünkü bu dili çok seviyor. Eski tarz soruları yeni nesle çevirmeyi çok seviyor. Ki çoğu soru da bu şekilde geldi arkadaşlar. Evet Neyse geldik bir sonraki soruya. <laughs> arkadaşlar bir şeyler verilmiş. Açı ortay var. Şu açı ortay bu da açı ortay. Ama nasıl açı ortay arkadaşlar bunlar? Bakın şu üçgende şu üçgende a özel bir durum var. Şimdi şeyden bahsetmedim ama bak bak bu üçgenin dış açı ortayı dış açı ortayı. Hatta o zaman burası ne olmak zorunda arkadaşlar? Dış açı ortayların kesim noktası olmak zorunda. Hatırlar mısınız? Üçgende e, açılarda bundan bahsetmiştim. Ne demiştim arkadaşlar şöyle demiştim 3 tane ya 3 tane iç açı ortay bir noktada kesiyor. Bu açı ortay bu açı ortaysa burası içliğe çemberin merkezidir. Buradan gelen de açı ortay olur ama iç, aç, iç açı ortay olur ya da şöyle bir şeyden bahsetmiştik. Şu şu açı ortaysa hatırlarsanız arkadaşlar e, burası alfa iken buraya iki alfa diye demiştik. Hatta burada demiştim ki size şu üçgende bir hatırlatma arkadaşlar. Belki bunu kullanırız, belki kullanmayız ama hatırlatma olarak en azından konu anlatımında dursun arkadaşlar. Fazla bilgi göz çıkarmaz. Ee, ne oluyordu bak bu iç açı ortay, bu dış açı ortay. Şu sarı üçgende açı ortayların kesim noktası burası. Bir üçüncü köşeden gelen de buradan geçiyorsa ne oluyordu? Açı ortay oluyordu, değil mi? Açı ortay. Ama nasıl? ya 3 tane iç açı ortay ya da 2 dış bir iç açı ortay olacaktı. E bu iç bu dışsa buradan gelen de dış açı ortay olacak demiştik ve şuradaki açının açı ortay olduğunu söylemiştik arkadaşlar. Yani o yüzden açı ortay konusunda ben bundan bahsetmedim. Bunu anlatmadım çünkü üçgende açıda ben bundan bahsettiğim için arkadaşlar. Tamam böyle sorularla da karşılaşabiliriz. Kenan Hoca anlatmadı falan filan demeyin. Üçgende açıda anlattım geri dönüp bakabilirsiniz arkadaşlar. Evet neyse Şimdi bu üçgende belki de kullanacağız, belki de kullanmayacağız. Bilmiyorum. Şimdi şeye bakalım isterseniz. Soruya bakalım arkadaşlar. Şimdi bu açı ortay verilmiş. Bu da açı ortay verilmiş. Ama burada çaktırmadan bir şey verilmiş aslında arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bak burada açı ortay kola dik çizilmiş. Hemen biz de diğer kola dik çizebiliriz. Kollara çizilen dikmeler ne oluyordu arkadaşlar? Birbirine eşit oluyordu. Hocam şununla şu birbirine eşit. Hatta şu parçayla da şu parça birbirine eşit olacak. Yani burası da kaç olacak? 3 birim olacak. Hocam burada da açı ortay kola dik çizilmiş. O zaman diğer kola çizilen dik de ne olmak zorunda arkadaşlar? Diğer kola çizilen dik ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. Evet şuradan da bir dik çizdiğimizde şu kollara çizilen dikmeleri eşit. Ve 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 ayırdıkları yerler de birbirine eşit. Yani burası da kaç oldu? 5 oldu. Peki takıldık kaldık. Şimdi burada soruyu çözmek için arkadaşlar iki farklı şekilde çözebiliriz. Şimdi nasıl bakabiliriz? bazı arkadaşlar şuna bakabilir hocam şu sarı üçgenin d dış açı ortayı burası burası da dış açı ortay burası açı ortayların kesim noktası oldu ABC üçgeninde A'dan gelen dış açı ortay C'den gelen dış açı ortaysa o zaman ben bir üçüncü köşeden şunu şöyle çizecek olursam bu da ne olmak zorunda açı ortayların kesim noktasından geçtiği için açı ortay olmak zorunda dersiniz değil mi a hocam bu açı ortay doğrusu kollara çizilen dikmeler birbirine eşit Ayırdıkları yerlerde birbirine eşit dersiniz. E burası 13 ise buraya da 13 dersiniz ve x'i de kaç bulursunuz? 11'i bulursunuz? Birinci çözüm yöntemi bu. Bakış açınıza göre arkadaşlar. Açı ortaylarının kesim noktasından yaptım ben bunu. Ya da başka nasıl düşünebiliriz arkadaşlar? Hani soruya bak nasıl bakacağınızı da öğretiyorum aslında size burada. Nasıl bakabiliriz? Şimdi soruya bir genel itibariyle bakarsınız. Baktınız. Bakmaya devam edin ben siline kadar. Ha, baktınız. Ya hocam benim soruda Soruyu çözebilmem için 8'i kullanmam lazım. Nasıl kullanacağım? Ondan sonra burada bir de ne var? X var. Allah Allah. Aa hocam burada kollara şu dikmeler eşit. Dikmeler eşit deyince aklımıza ne gelir? Açı ortayda kollara çizilen dikmeler eşitti. Oradan ayıkabilirsiniz belki. Hocam o zaman bu kollara çizilen dikmeler eşitse şuradan şuraya çizecek olursam bak şu doğru parçasında kollara çizilen dikmeler eşit olduğu için bu doğru parçası açı ortay olmak zorunda. E aynı zamanda aç ortayda kollara çizilen dikmeler birbirine eşit. Aynı zamanda ayırdıkları yerler de birbirine eşit olacak. O zaman burası 13 ise burası da 13 olacak. X'e de kaç birim kaldı deriz? 10 birim kaldı deriz. Ve cevabımız 10 çıkar sevgili gençler. Tamam. Yani verilenleri kullanabildiğiniz sürece ya da bulduğunuz bazı ekstra bilgileri. Mesela ekstra bilgiler ne buldum ben burada arkadaşlar? Sadece bu verilmişti. Şunu da şunu eşit buldum ya mesela. Ya soruda verilenleri kullanabildiğiniz sürece ya da ekstra bulduğunuz bilgileri mesela oradaki dikmeleri kullanabildiğiniz sürece her türlü sorunun çözümüne ulaşırız arkadaşlar. Evet böylelikle ilk bölüm yani açı ortayda kollara çizen dikmelerin e, eşitliğini kullandıktırıcı soruların e, nasıl çözülebildiğini gösterdik arkadaşlar. Buna dikkat ederseniz açı ortayda kola bir dik çizilmişse diğer kola da siz bir dik çizerseniz bunu da bir ek çizimden sayabiliriz. Daha önce ek çizimleri sayalım neler görmüştük ek çizimleri. Ee, burada söylediğim şeyler de önemli arkadaşlar çünkü bunları size birleştireceksiniz. Muhteşem işte orta taban ikiz kenarlık ek çizimi vardı. Sonra özel açı mantığına ait bir yükseklik çizimi vardı. Dik çizime mantığı vardı. Kalp içine almıştım. Bir de burada açı ortayda kollar içinden dikmeler dediğimiz zaman toplamda şu bu zamana kadar ki ek çizimlerimiz 5 tane yaptı arkadaşlar. Yani 6'yı 7'yi geçmeyecek bu ek çizimler. Merak etmeyin. Tamam. Çok fazla ek çizim yok geometride. Öyle şunu birleştireyim. Şöyle yapayım falan filan. Ee, şeyi olmayacak arkadaşlar. Onlar zaten iyice üçgenler bitince o konularda ek çizimler de iyice oturmuş olacak. Evet. Böylelikle arkadaşlar bu konu anlatımından birincisini bitirdik. İsterseniz içe açı ortay teoremini bir sonraki videoda birlikte halledelim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.